yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Gene bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yürekler. Okuduğu bilinen kitap sayısı 3997 idi. Okuduğu kitapların sadece altını çizdiği bölümler bile 12.000 sayfa tutuyordu. Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi matematik idi. Milletin varlık sebebi olmuş, bir yıkıntıdan bir abide yaratmış, icraatleriyle halkını her şeyden fazla insanca yaşayabileceği bir ülke bırakmıştı. Nefes aldığı her gün milletini ufuklarda gördüğü o sonsuz hedefe doğru hızla yaklaştırıyor. Hem Anadolu'da hem dünyada haklı efsanesi gittikçe büyüyordu. Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı. Yaylılar gelip geçiyordu güneyden. Örtü kara perdeler sallanıyordu. Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen. Milletin yüreği kan ağlıyordu. Milletin yüreği kan ağlıyordu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerimi. Yok mudur kurtaracak battı kara madenini. Ben Atatürk'ün Türk kadınlarına verdiği seçme ve seçilme hakkı sayesinde milletvekili olarak meclise girmeye hak kazanmış bir Türk kadınıyım. Ben bir avukatım. Haklarını savunurum insanların. Hatta adaletten yanayım. Bana bu imkanları sağladığı için Atatürk'e minnettarım. Atatürk diye çarpar yüreğim. Can kurtarmaktır görevim. Atatürk Türkiye'sinde yaşarım. Doktorum. Kimi zaman hastanelerde, kimi zaman da Anadolu'nun en ücra köşelerinde rastlarsınız bana. Bir kadın ama doktor. Çalışırım gece gündüz, yılmadan, usanmadan. Tıpkı atamın yaptığı gibi. Ben bir öğretmenim. Bir Türk kadını olarak önce öğrendim, şimdi öğretiyorum. Kalemi kılıç gibi kullanıyorum bilgisizliğin karşısında. Yüce önderimiz Mustafa Kemal'e borçluyum bunu. Çalışma hayatındaki tüm kadınlarımız gibi. Ben Türk askeriyim. Her yerde ben varım. Havada, karada ve denizde. Her zaman ve her yerde. Hazırım. Daima hazırım. Vatan toprağı için can alır, can veririm. Can veririm atamın kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için. Dalgalanacak bayrağım. Yankılanacak ezanlarım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır benim için. Sayın